Uzman Coin YouTube kanalından herkese selamlar. Ben Meryem. 2 yıldır kripto para piyasalarındayım. Bu piyasalara ilk girişim lisans eğitimimin ilk yıllarında olmuştu. Bu arada siyasal mezunuyum ve fakültenin ilk derslerinden olan makro mikro ekonomide hocalarım forex ve dünya piyasalarında alsatlar yapıyorlardı. Yani benim ilgimi asıl çeken yer zaten kaldıraçlı işlemler kısmı olmuştu. Akabinde ben de bir banka aplikasyonuyla beraber böyle aracı kurumla alsat yapmaya başlamıştım ufak ufak BIST tarafında. Ardından borsalarda ve diğer emtialarda hepimizin bildiği üzere bir seans kısıtlılığı var. Yani belli saatler arasında alım satım yapabiliyorsunuz. Kripto paralar gibi değil. 7/24 açık değil. Bu kadar hızlı değil. Ben de haliyle kendime daha hızlı bir piyasa arayışına girdim ve 2019'un sonlarına doğru Mart çöküşünden sonra kripto para piyasalarına hızlı bir giriş yaptım açıkçası. Şimdi de sizinle beraber bu hızlı piyasalarda neler olmuş son günlerde birazcık bunları değerlendirelim isterseniz. Ben Bitcoin ve altcoin tarafına geçmeden önce yine çok hızlı bir şekilde artış gösteren dolar Türk lirası tarafını değerlendirmek istiyorum. Son zamanlarda burada da kripto paralar kadar hızlı artışlar gördük ne yazık ki. Haftalıkta incelediğimizde doların parabolik bir artış yaptığını gözlemliyoruz. Grafiği günlüğe alıp yakından biraz daha bakalım. Salınması durumunda, bir satış baskısı durumunda tekrar destek alacağı bölgeler nereler ya da bir sonraki hedefi nereler? Bunları inceleyelim. Açıkçası ben doların zaten çok da bir yolu kalmamış 10.45-10.50 seviyelerine varacağını düşünüyorum. Önümüzdeki hafta 18 Kasım'da Merkez Bankası'nın Kasım ayı toplantısı var ve buradan gelebilecek haberlerle belki piyasada ufak bir hareketlenme olabilir dolar Türk lirası bazında. Bu haberlerin akabininde de doların 9 lira seviyelerine, belki 9.20 seviyelerine bir iğne atmasını bekleyebiliriz. Bu iğne aslında alım fırsatı benim nazarımda. Zaten tüm piyasalarda böyle. Yani sert bir düşüş gördüğümüzde onun toparlaması da çok hızlı oluyor. Mesela geçtiğimiz günlerde Evergrande haberiyle beraber Bitcoin'de %8'lik bir düşüş gözlemlemiştik. Aslında benim şahsi düşüncem bu düşüşün, yani bu haberin daha önceden fiyatlandığı yönündeydi. Fakat yine de Bitcoin tarafında böyle bir düşüş yaşadık. Bu sert düşüşler en azından kripto para piyasalarında kötü olarak yorumlanmamalı bence. Akabinde çünkü çok hızlı toparlıyor. Bizim de dolar tarafında 9 dediğim gibi 9-9.20 seviyelerine gelebilecek bir iğne ile beraber ben yeniden toparlaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu fiyatı bir daha doların unutacağını düşünmüyorum. En azından yıllık bazda da ben doların 9 seviyelerinin altında kapanış yapacağını çok düşünmüyorum açıkçası. Doların akümüle olabilecek bölgesi ilk destek bölgesi olarak görünen 9.45, 9.47, 9.50 seviyeleri bana göre. Buraların altına artık yakın vadede çok düşeceğini zannetmiyorum. Tabii ki de haberleri hem ülkemizdeki hem de globaldeki haberleri de takip etmek gerekiyor. Eğer bir yaptırım gelmezse tekniğin bize gösterdiği yorumlar bunlar olabilir. Şimdi Bitcoin tarafını biraz da ele alalım istiyorum. Bitcoin'de neler olmuş? Haftalıkta ben önce Bitcoin'e bakmak istiyorum. Haftalık grafikler bize her zaman, yani Bitcoin üzerinde özellikle, genel yönü tayin etmemiz için çok büyük yön gösterici bir grafik. Haftalıkta baktığımızda zaten grafiği de gördüğünüz üzere çok sade bir grafik ama zaten geçtiğimiz haftanın kapanışı yine bu hafta da bizim yayın tarihimiz itibariyle bugün de iyi bir yerde kapanış yapabilirse açıkçası ben haftalıkta da olumsuz bir tablo göremiyorum. Zaten şu an biz Bitcoin sezonundayız. Ya yani ATH üstüne ATH yapıyoruz. Günlükte Bitcoin'i incelediğimizde de 21 Temmuz'dan gelen yanılmıyorsam, evet 21 Temmuz'dan gelen bir yükselen trend vardı. Bu trendte Eylül'ün yine sonlarında bir destek alıp tekrar yolculuğuna devam etmişti ve biz ilk ATH seviyelerimizi geçtiğimiz haftalarda görmüştük. Ya, bu hafta içerisinde de 2 defa ATH yakaladık. Bu ATH'lar normalde Bitcoin'de biz ATH gördüğümüzde daha hızlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Yani grafiği biraz küçültelim, geçmişe bakalım. Geçmiş ATH'larında bu arada ATH all time high demek. Yani Türkçesi tüm zamanların en yüksek seviyesi olarak adlandırılıyor. Bitcoin son yaptığı ATH'tan sonra birazcık yavaşlamış durumda. Hafif bir satış baskısıyla karşılaştığını görüyoruz günlük tabloda. Ama günlükte de yine çok iyi seviyelerde tutunduğunu görüyorum. Açıkçası ben yıl sonuna kadar hatta yine yakın zamanda
yeni atışlar da yapacağını düşünüyorum Bitcoin'in. Yeni zirvelere ilerleyeceğini düşünüyorum. Zaten birazdan o konu üzerinden altcoin rallisi ne zaman olabilir, dominansta bizi neler bekliyor, bunlara da değiniriz. Açıkçası ben Bitcoin'in artık biraz yataya bağlayacağını, biraz akümüle olacağını, akabinde de dominansın da artmasıyla beraber yeniden bir zirve yaşayacağını düşünüyorum. Dominans tarafına da bakmak gerekirse zaten grafik çok temiz bir grafik. Burada önemli direnç bölgesi olarak %48-%50 seviyelerini baz alıyoruz. Önemli destek seviyesi olarak da %39 ile %40 seviyelerini baz alıyoruz. Burada ara bir destek bölgemiz var. Şu an dominans ara destek bölgesinin altında kalmış durumunda. Artık ben Bitcoin tarafında beklediğim yataydaki akümülasyonundan sonra yeni ATH yolculuğuna çıkarken dominansında bu seviyelerden yine %47, %48 seviyelerine kadar yükseleceğini düşünüyorum açıkçası. Dominansın bu şekilde yükselmesi bizim aslında dominans yükseliyor işte altcoin'ler ne olacak diye hemen kafamızda bir soru işareti yaratıyor. Ama kötü bir senaryo değil arkadaşlar. Çünkü dominansın daha yukarılara çıkması daha sert düşüşler yapması demektir. Bu da bizim açıkçası altcoin'ler tarafında işimize gelir. Burada bence yatırımcının yapması gereken şey şu an Bitcoin sezonundayız. Henüz sıra altlara gelmedi. Tabii çok ciddi artışlar yapan coinler de var, dönemin hype'ları. Ama Bitcoin ATH yaparken biz teknik analistlerin artık elindeki argümanlar azalmakta. Yani geleceğe dair yaptığımız yorumlar bizim hep geçmişten baz alarak, geçmişi baz alarak elde ettiğimiz dönelerdi. Buradan sonra artık elimizdeki argümanlar azaldığı için bence yatırımcının Bitcoin ATH yaptığında elinde kârda olan pozisyonu varsa mutlaka kâr realize etmesi gerektiğini düşünüyorum. Buradan şunu da anlamasın kimse, tamamını satıp Bitcoin zirve yaptı işte düşebilir falan değil. Ben Bitcoin'in yeni zirvelere de gideceğini zaten düşünüyorum. Ama her zaman kâr realize etmek iyidir. Bunun sebebi de tamamen şu: elimizdeki artık Bitcoin yeni zirveler yaptığında argümanlar azalıyor. Daha karanlık bir yola bakıyoruz açıkçası, öyle söyleyeyim. Çünkü teknik analiz dediğimiz olay geçmişteki fiyat hareketlerini baz alarak gelecekte neler olabileceğini düşünmek. Ama Bitcoin 80 bin dolara geldiğinde atıyorum, ki buraları da bekliyorum bu arada, geçmişte 80 bin dolar gibi bir rakam yok. Yani baz alabileceğimiz argümanlar çok azalıyor. O yüzden kâr realize etmeyi unutmayın. Ben bir süre daha Bitcoin sezonunda olduğumuzu düşünüyorum. Bitcoin'in biraz akümüle olup yeniden bir ATH yapacağını, dominansın biraz daha yükseleceğini, akabinin de sıranın altlara geleceğini düşünüyorum. Bu noktada da tabii ki de altcoin trading'den uzak durmuyorum. Zaten birazdan Ethereum ve bir iki tane altcoin inceleyeceğiz. Altcoin'leri şu şekilde takip ediyorum. Dönemin trendlerini yakalamaya çalışıyorum arkadaşlar. Burada dönemin trendleri ne oluyor? Geçtiğimiz haftalarda Metaverse coin'leri mesela çok ciddi artışlar yaşamıştı. Aynı şekilde Polkadot tarafında işte parachain gelişmeleri fiyata yansımıştı. Bunun gibi trendleri takip ederek ya da teknikte gözünüze güzel gelen, işte burası çok önemli bir destek seviyesi, buradan aldığımda üzülmem diyebiliyorsanız ya da teknikte bir formasyon var ve gerçekleşeceğini düşünüyorsanız ona göre alımlar yapmalısınız bence. Bitcoin artıyor, altcoin'ler de sırasıyla artacak diye değil. Daha dönem trendlerini ve teknikteki araçları takip ederek yatırım yapmanız bence daha sağlıklı olacaktır. Altcoin'lerden bu kadar bahsetmişken Ethereum'a bakmamak olmaz tabii ki de. Bizim altcoin'lerin babası olarak adlandırabileceğimiz, önemli de dikkate aldığımız bir coin. Ethereum tarafına baktığımızda da bizim çok önemsediğimiz bir coin. Ethereum harekete geçtiğinde artık daha da umutlanıyor yatırımcı, sıra altlara geldi diye. Çok güzel bir yükselen kanal var. Çok da güzel çalışmış. Eylül'ün sonlarından gelen, şu an bizim yayın tarihi itibariyle artık destek bölgesinden alıcıyla karşılaşmasını umuyorum ben. Bu kanalın kırılması, yani trendin bozulması durumunda da 4400 seviyelerinin, akabinde de 4200 seviyelerinin ben destek olarak çalışmasını beklerim. Ethereum'da olumsuz bir tablo yok bence. Zaten Bitcoin'in peşinden hemen harekete geçen birkaç coin varsa bunlardan biri de Ethereum. Bitcoin'de beklediğimiz olumlu senaryolar da yine Ethereum tarafında da geçerli. Artık yatırımcının beklediği 5000 dolar direnci var. Burası bizim psikolojik de bir direncimiz. Merak ediyorum açıkçası bu direnç ne zaman aşılacak.
Twitter'da bu hafta çok konuşulmuştu. 5000 dolara Ethereum bu hafta aşabilir mi diye. Çok yaklaştı ama aşamadı. Zaten kanalı biraz daha uzatırsak hedefleri çok güzel yerler. Buraları daha sonra konuşuruz ama şu an yine tabloda kötü bir görünüm yok. Destek ve direnç seviyelerini baz alarak yine alsat yapmaya devam edebiliriz. Buradan ben tekrar tepki almasını beklerim Ethereum'un. Almaması durumunda 4400 seviyelerinin destek olarak çalışmasını bekleriz arkadaşlar. Bunun dışında grafiğini beğendiğim iki tane altcoin var. Bu yayında onlardan da bahsetmek istiyorum. Birincisi Riff. Burada da yine bir kanal görüyoruz günlükte. Şu an Riff kanalın içindeki ara bölgede sıkışmış durumda. Artık buradan yeniden tepki alıp ya üst dirence gitmesini bekleriz ya da alt destekten alıcılarla karşılaşmasını bekleriz. Zaten çok önemli bir desteği var. Hem ara destek bölgesinde hem yükselen trendi var gördüğümüz gibi. Hem de yatayda bir desteği var. Açıkçası bu şu demek bence. Grafiğin mutlaka buralardan alıcılarla buluşup yeniden kanalın üst direnç bölgesini deneyeceğini düşünüyorum ben. Burada da alımlarınızı yaparken ben spot tarafında şu an henüz Bitcoin sezonunda olduğumuz için alımlarımı mutlaka kademeli yapıyorum. Satışlarımı da aynı şekilde kademeli yapıyorum. Birazcık kaldıraçlı işlemlerden uzak duruyorum son zamanlarda açıkçası. Çünkü yine Eylül-Ekim ayında gördüğümüz Bitcoin'deki sert düşüş, borsalarda normalde öyle bir emir yoktu. Anlamı şu demek arkadaşlar, bir anda olmayan bir satış emrinin bir anda gerçekleşmesi markette tamamen tasfiye yaratmaya çalışıyor borsalar, likidasyon yaratmaya çalışıyorlar. O yüzden bu tür zamanlarda işte son Evergrande açıklamasından sonra Bitcoin %8 düştü, altcoin'ler daha ciddi düşüşler yaşadı. Bir tık daha kaldıraçlı işlemlerden uzak duruyorum ya da daha kısa vadeli kaldıraçlı işlemler yapıyorum, öyle söyleyeyim. Spot'ta da değerlendirilebilecek çok güzel coin'ler var. Bunlardan birinin Riff olabileceğini düşünüyorum. Dediğim gibi hem ara destek bölgesinde kanalın içindeki hem de yatayda da zaten daha aşağılara inmesi durumunda yükselen trendiydi ve yataydaki 0.27 desteğiyle alıcılarla buluşabileceğini düşünüyorum. Kanal bozulmadığı sürece de hiçbir problem yok açıkçası. İkinci bakmak istediğim coin ise Litecoin. Litecoin son zamanlarda çok ciddi bir artış yaşamıştı zaten. Bu artışla beraber grafik bize çok güzel bir flama yapısı oluşturdu. Bu flama yapısıyla düşen trendi takip ederek alarmlarımızı bu bölgeye kurabiliriz arkadaşlar. Buraya alarmlarımızı kurduktan sonra isterseniz retest'i bekleyin ya da alım hacimlerini ve piyasanın o anki gidişatını değerlendirip ona göre işleme girebilirsiniz. Zaten 250 seviyeleri de ara bir destek olarak, bunun üzerine kapanış yaptığında düşen trendi de kırmasıyla beraber bu flamanın çalışmasını bekleriz açıkçası. Bayağı da temiz duruyor grafik. Bakalım neler verecek bize Litecoin tarafında. Toparlamak gerekirse hepimizin merak ettiği altcoin rallisi ne zaman başlıyor? Herkes altcoinlerde daha ciddi hareketler görmek istiyor. Çünkü kripto varlık piyasaları öyle bir yer ki %10'lar artık bizi kesmiyor. Daha ciddi artışlar bekliyoruz. Ben birazcık daha süre olduğunu düşünüyorum. Bitcoin'in biraz ATH, yeni bir ATH yapıp biraz daha yolculuğuna devam edeceğini düşünüyorum. Ardından dominansının da düşmesiyle Bitcoin'in umarım yataya bağlar. Yataya bağlamasıyla beraber sıranın altlara geleceğini düşünüyorum. Hedeflerimiz güzel. Piyasalarda şu an olumsuz hiçbir şey yok. Altcoin rallisi için biraz daha zaman olduğunu düşünüyorum. Bizim bu dönemde yapacağımız tek şey Bitcoin ATH yaparken beklediğimiz üzere buradan faydalanabiliyorsak faydalanmak. Onun dışında da dönem trendlerini takip edip altcoinlerde buna göre ya da grafikte gördüğümüz LTC örneği gibi gözümüze hoş gelen, çalışabileceğini düşündüğümüz formasyonlar üzerinden alım satımlarımızı yapmak. Bitcoin tarafında ve piyasalar genel olarak kripto varlıklar tarafında olumsuz bir senaryo yok açıkçası. Hafta sonu itibariyle Bitcoin tarafında yine iyi bir haber geldi. Taproot güncellemesi gerçekleşiyor Bitcoin'de. Bu fiyata istediğimiz gibi yansımadı. Zaten beklenen de bir haber olduğu için genellikle kripto para varlıklarında, bu tüm borsalarda geçerli gerçi, haber gelmeden önce fiyatlanması yaşanır. Haber geldiğinde de hatta yavaş yavaş satışı gelir. Bu bizim beklediğimiz, yani fiyata yansımasını beklediğimiz bir haber değildi. Fakat piyasalar açısından bu tarz gelişmeler her zaman çok olumlu. Genel olarak piyasalar hakkında söyleyebileceğim yorumlar bunlardı arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bundan sonra Uzman Coin YouTube kanalı
kanalında yayınlarımıza devam edeceğiz yine. Hatta canlı yayın olacak. Sizlerden de geri dönüş alacağız. Bizleri daha yakından takip edebilmek için bildirimleri açmayı unutmayın. Şurada ya da şurada bir yerde olacak. Kanalımızı takip etmeyi de unutmayın. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.